Otosiyer'den herkese merhaba. Bu seferki konuğumuz Mazda 5, Can Akbulut'la beraber sizlere Mazda 5 hakkında bilgiler vereceğiz. Nasıl bir araba bu Meriç? Şimdiye kadar en vay çeşit model inceledik. Evet. Bir spor araba gelmedi test envanterimizde. Sanırım ilk kez bir MPV segmentinden araç konuk oluyor. Öne çıkan özelliği olarak fiyatını söyleyebiliriz. Ne dersin başka? Bu klasmandaki otomobiller uzun yıllardır piyasada son derece gözde tutulan, insanların talep ettiği modellerden. Hı hı. Türk aileleri geniş malum. Fakat bir taraftan da bizim vergilendirme sıkıntımızdan dolayı büyük motorlu, büyük hacimli arabalar alamıyoruz. Evet. Dolayısıyla eline boyuna çok uzun arabaları da şehir içinde park etme konusunda ciddi sıkıntılar çıkıyor. Bu araçlar, hı hı, normal bir sedanın boyutunda 7 kişiyi sığdırabilme garantisini veriyorlar bizlere. Fakat fiyat baremi gün geçtikçe yükseliyor. Yükselen güvenlik ve yalıtım standartlarıyla beraber. Bu arabanın avantajı şu anda yıllardır piyasada olan Ford C-Max'ın ucuzlatılmış versiyonu olarak karşımıza gelmesi. Evet. Şimdi bizim araştırmakta olduğumuz mesele, arabanın ucuzlatılırken nelerden feragat edilir, nelerden taviz verilmediği. Testimize konuk olan Mazda 5 aslında C-Max'in ucuzlatılmış versiyonu diyebiliriz. Çünkü altyapısı aynı. Doğru. Sadece altyapısı değil, birçok parçaları ortak. Fakat şimdi insanların aklında bir soru işareti oluşuyor muhtemelen. Diyecekler ki nasıl olur? İki farklı marka, iki farklı araba, birbirinin aynısı araba. Taklit mi söz konusu? Hayır. Mazda yakın zamana kadar Volvo gibi Ford çatısı altındaydı fakat evden çıkarıldı. Artık, evet, özgürlüğüne kavuştu. Bu modelde hala Ford'un C-Max modelinde kullanılan monokok ve platformdan istifade ediliyor. Aynı motorları kullanıyorlar, aynı ekipmanı Mazda kaportası altında görüyoruz. Sadece dışarıda bize özgün bir tasarım, farklı bir otomobil olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda bu şu demek, yedek parça servis hizmetlerinden Mazda logosunu görseniz dahi Ford istasyonlarında istifade edebilirsiniz. Evet, çünkü kaputun altında PSA'nın kullandığı 1.6 TDCI motor mevcut. Güncellenmiş versiyonuyla bu modelde böyle. Mazda 5'in dış tasarımında Mazda'nın önceki modellerinde gördüğümüz zoom zoom tasarım anlayışını görüyoruz. Evet. Şu anda aslında o Kodo dizaynıyla değişti ama Mazda 5 2010 yılından kalma bir model olduğu için hala o tasarımı devam ettiriyor. Rüzgarın akışının taklit edildiği, evet, arabanın gövdesi boyunca çılgın hatlar, ütü izleri değişik. Son zamanlarda otomobillerin birçoğunda görüyoruz. BMW'lerde flame surfacing deniyor buna. Sanki alev dans ediyormuş gibi arabanın kaportasında. Gün geçtikçe güvenlik kaygısı nedeniyle arabaların cam yüzeyleri daralıyor. Evet. Profilleri yükseliyor. Dolayısıyla yandaki saj alan alabildiğine uzun kalıyor. Bunu bir güzel kat iziyle, efendim, bir seri dalgayla hareket kazandırıyorlar. Arabanın hantallığından kurtarıyorlar bizi. Bu arabada yan tarafta bile sürgülü kapı olduğu için arka taraf gizlenmesi gereken kapı rayı var. Evet. Kapı rayı çok güzel tasarıma yedirilmiş. Ön çamurdan başlayan bu rüzgar desenleri, bu türbülans izleri bu klasmanda alışık olmadığımız enine stoplarla harmanlanmış. Yan tarafa doğru uzaması arabanın kuyruk kısmının gereksiz uzunluğunu, 7 kişilik olduğu için gereksiz uzunluğunu da çok güzel gizlemiş vaziyette. Sürgülü kapı demişken Can, bu aracın karşılaştırma yaptığımız Grand C-Max'ten daha uzun olduğuna da değinelim. Doğru. Grand C-Max çünkü kapıları açıldığında böyle kapılar dışarı taşıyormuş gibi, doğru, gözüküyor ama bu arabada mesela gösterecek olursak. Ne güzel açtın kapıyı öyle. Evet. Elektrikli. Otomatik olarak açılan kapıları kulbu çektiğinizde kendisi işlemini tamamlıyor. Hiç kulbu çekmek daha pratik aslında tasarım, evet, gereği. Doğru, dingil mesafesi aynı kalmasına rağmen tampon tekerlek mesafeleri birazcık uzamış. Aerodinamik olarak kaskısını maalesef ölçümleyemedik ama rüzgar sesi olarak pek bir fark yok. C-Max'tan monokoku paylaştıkları için, yalıtım malzemeleri de ortak olduğu için onları zaten sizinle beraber paylaşacağımız sürüş tecrübesine değineceğiz. Evet Can, az önce aracın yan kısmında değinmiştik zoom zoom tasarım diline. Arka tarafta da onun izlerini görüyoruz. Mazda 3'ten hatta 6 modellerinden aynı aşina olduğumuz stop tasarımları burada da. Japon arabası her tarafından bağırıyor zoom zoom tasarım dili dedik ama yıllardır bizim pazarımızda çok fazla göremediğimiz Toyota Previa'sı olsun, diğer uzak doğu pazarına özgü minivan modelleri olsun, enine stopta ısrar ediyorlar.
arabayı olduğundan daha geniş gösterdiği için aslında avantajlı bir durum. Hele ki bundaki sürgülü kapıların rayı ile harmanlanmış olması arka tarafın lüzumsuz hantallığını da gizliyor. Evet. Hattı itibariyle çünkü silüeti çirkin bir model ama tasarım oyunlarıyla çok güzel yedirilmiş. Arka camın sonuna kadar uzatılıp C sütunun, hatta bu modelde D sütunu, D sütunu oluyor. Evet. D sütunun kapatılması da yine şık. Tamamı cam değil, arkada küçük çapraz görünüşün cam bırakılmasına rağmen burada kocaman bir saç parça var. Bu tarz tasarım unsurları bana göre aracın yani minivan gibi gözükmesine oldukça yardımcı oluyor. Yoksa doğru, öbür türlü station wagon tarzı bir şey gibi gözükecek. Dosdoğru. Bu yatay stoplar, tabii. Mazda aynı zamanda bunu Amerika pazarına yönelik olduğu için de tercih ediyor. Hı hı. Oldukça aracı büyük gösteriyor. Bunu seven çok insan var ama Avrupa'da genelde dikine stoplar hakim piyasada ve arabaları olduğundan daha dar ve yüksek gösteriyor. Evet. Çok yan tarafa taşmazsa işte burada dikine stoplar işte station wagon kullanım alışkanlıklarından. Farklı tasarım arabanın özgün olmasını, trafikte kolayca fark edilmesini sağlıyor. Ama tabii saklamaya çalıştığı parça kocaman bir kepenk. Angal bir de kapağı. Bagajının açılmasına bakalım istiyorsan. Hmm. Açalım şöyle kapağı bir. Oo, pek küçükmüş bagaj. Şöyle durduğumda 1.80 boyu kurtaran bir açılma mesafesi güzel, var. Güzel, sıkıntı yok. Bagaj küçük çünkü 7. koltuk sırası açık. Buna rağmen aslında sunduğu bölüm gayet yeterli. Küçük sınıf bir otomobil şurada kadar. Şurada da bir saklama gözü var. Hı-hı. Buraya da işte sürüş esnasında hareket edebilecek parçalarınızı atabilirsiniz. Ben evet, şahsen öyle yaptım. Küçük bir çıkış görüyorum güç için. Tabii burada bir 12 voltluk soketimiz var. Aha. Gayet güzel, kullanışlı. Bahsettiğimiz Mazda 5'in içindeyiz. Az evvel diyorduk ya Meriç'le beraber, bu araba Ford C-Max'in ucuzlatılmış versiyonu. Stratejik davranarak Ford bu arabanın maliyetini çok güzel bir şekilde aşağı çekmiş. Nasıl aşağı çekmiş? Ford'un kendine az bazı reçeteleri var bu hususta. Mesela şoför tarafındaki cam haricinde diğer hiçbir cam tek dokunuşla tamamen açılıp tamamen kapanmıyor. Kapı işlerinde alabildiğince ucuz malzeme ve koltuk döşemelerindeki işçilik düşük tutulmuş. Düşükten kastım burada tam yerine oturmamış gibi duruyor diyebiliriz. Özenli davranmamış, malzeme kalitesi çok kötü olmamakla beraber hani kozmetik olarak insanı mutlu etmiyor. Arabada kullanılan müzik sistemi eski nesil. Bluetooth cihazları bağlamak epeyce uzun sürüyor. Birazcık tanımakta zorluk çekiyor. USB stick depolama, yığın depolama aygıtı haricinde cep telefonlarının içindeki dosya formatlarını net tanımıyor. Dolayısıyla arabanın içindeki bütün aksesuarları bu şekilde kıstığınız zaman sağlam bir şey kazanıyorsunuz. Arabanın yürüyen aksamından, süspansiyonundan, motorundan, aktarma organlarından feragat etmeden. Bu çok güzel bir reçete, benim hoşuma gidiyor. Arabada sunroof yok. Tavan döşemesi açık renkli, geri kalanı kapkaranlık. İçinize afakan basabilir. Çocuk koltuğu bağlantıları ihmal edilmemiş. Fakat yedili oturma düzeni C-Max'akinden biraz farklı. Grand C-Max'akinden biraz farklı. Bilhassa en arka sıra koltuklara geçiş ve arka orta koltuğun kullanımı birazcık daha düşük maliyet kaygısıyla sınırlandırılmış. Koltuğun arka kısmında, daha doğrusu arka koltuğun orta kısmında iki tip minder seçme hakkınız var. Bu orijinal bir özellik. Eğer sağ koltuktan çıkartırsanız orta bölmenin minderini, masa, sol koltuktan çıkartırsanız üçüncü yolcu için minder elde ediyorsunuz. Zekice. Bunun yanında sürgülü kapı sistemine sahip araba, sürgülü kapılar elektrik kontrollü. İsterseniz buradan devre dışı da bırakabiliyorsunuz elektrik kumandasını. Sürgülü kapının içinde farklı bir tasarım tercih edilmiş, hiçbir kolçak yok, cep de yok. Kolçak tıpkı sürücü koltuğunda olduğu gibi yandan indirmek suretiyle böyle elde ediyorsunuz. Arka tarafta konforunuz bu şekilde sağlanıyor. Bu konuda da küçük bir sıkıntı var. En arka koltuğa geçiş için bu kolçaklar bize küçük bir problem yaşatıyor açıp kapama esnasında. Ve koltuğun sürekli pozisyon değiştirmesi, eski konumunu almaması da üç kapılı küçük şehir içi arabalardan gördüğümüz bir olumsuz özellik. Totale vuracak olursak, arabanın Türkiye'ye getirilen tek donanım paketi var. 1.6 litrelik revize
PSA motoru, 115 beygir, 270 Nm overboost'la veren, overboost desteği olan çok güzel bir motor. 6 ileri manuel şanzımanla, ki burada küçük bir detay daha size aktarmakta beis görmüyorum. Manuel şanzımanın vites yolları aşırı kısa. Evet, hisli, geçişleri güzel. Hafif kemikli ama yollar çok kısa olduğu için arada yanlış vites seçebiliyorsunuz. Kafanız karışabiliyor. En azından alışma sürecinde benim başıma iki defa geldi. Can, arabanın yakıt tüketimi şu anda bilgisayarda 8 litre olarak gözüküyor. Ben onu teste çıktığımızda sıfırlamadım, müdahale etmedim yani. Aha. O yüzden o 8'de kaldı. Ne kadar yol yapmışım? 394 kilometre yol olmuş. Ve 8 litrede. Çok trafiklere girdim, hızlı kullandım. Araba 1500 kilogram. Ben kendim 100 kilo çekiyorum. 100 kiloyu oturtuyoruz sol koltuğa. 60 litre yakıt deposu var, onu da belirteyim. Araba muadil Grand C-Max'tan 10-12 bin lira kadar daha uygun fiyata satılıyor. Fakat teknik olarak hiçbir eksiği yok. Arabada arayıp da bulamadığımız tek şey çakmak ve küllük. Onu da bulamadığımıza sevindik. An itibariyle son derece kelepir bir model. Ben tavsiye ediyorum. Bir sonraki otoseyir programında da farklı bir modelle karşınıza çıkacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Emniyet kemerinizi takmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.